bizim hem coğrafyayı, hem bölgeyi, hem bundan sonraki olacak olanları anlamamızı kolaylaştırır gibi bir şey var mı altında? Soralım size. Ne anlayalım bu patlamadan? Evet, patlamadan öncelikle Lübnan'a özgü ama aslında Orta Doğu'nun geneline de teşmil edilebilecek bazı sonuçlar çıkarmamız mümkün. Öncelikle devletin ve devlet kurumlarının ne kadar önemli olduğunu Lübnan örneğinde acı bir şekilde bir kez daha gördük. Ya. Lübnan'da bir devlet var ama devlet organlarının olmadığı veya devletin olmadığı bir devletle karşı karşıyayız. Yani kurumlar işlerini yapmazlar, bütün kurumlarda çalışanlar belli bir siyasal veya mezhepsel oryantasyona sahipler. Herkes kendi adamına uygun bir şekilde şikayetlerini veya taleplerini yapmakta. Dolayısıyla işlemeyen bir sistem var. Yani herkesin tabiri caizse Allah'a emanet bir şekilde yaşadığı bir sistem vardır Lübnan'da. Şimdi Bunu trafikten tutun da elektriğe kadar. Şimdi şimdi bakın. burayı tutalım. Siz söylediniz bunu, sizin için çok normal bir şey söyledi. Bildiğiniz, hep üzerinde olduğunuz bir şey. Bu söylediğiniz geçti gitti. O yok. Bir dakika, o geçip gitmesin. Biz onu alıp geri getirelim. Şimdi Allah'a emanet ve kurumsuzluk, kurumların çöktüğü böyle bir devlet modelinin neye mal olacağının önemli bir örneği dediniz. Bu çok çok büyük bir şey. Evet. Burada bize nasihat var. Biz şimdi oraya devlet kim ihraç ediyor? İran ihraç ediyor, değil mi? İran'ın eline bulaştırdığı Orta Doğu'daki bütün ülkelerde aynı modeli, aynı handikapları, aynı şeyleri görmüyor muyuz hocam? Eren Bey, sizin demin çok güzel başlangıçta da ifade ettiğiniz bir şey vardı. Hizbullah modelini oluşurdu. Yemen'de Husi modelini oluşurdu. Ben o modele kopyala yapıştır modeli diyorum. İran kendi içindeki o Beşeri paramiliter gruplarını alıp Lübnan'da Hizbullah'la kopyala yapıştır modeli uyguladı. Aldı Irak'ta Haçlı Şabi modeli uyguladı. Aldı Yemen'de Husi modeli uyguladı. Suriye'de yine Zeynebiyyun Tugayları üzerinden, Fatemiyyun Tugayları üzerinden uyguladı. Dolayısıyla İran'ın siyaset tarzı bir şekilde bu tarz yıkıcı etkiler oluşturuyor. Yani vekil aktörler üzerinden bölgede nüfuz oluşturmaya çalışan bir İran'la karşı karşıyayız. Ama açıkçası Lübnan örneğinde ve bu patlama özelinde bütün faturayı İran'a kesersek haksızlık etmiş oluruz. İran ciddi bir sorumluluğu var ama İran'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın, İsrail'in neredeyse oradaki politik güç mücadelesinde rol alan bütün aktörlerin, buna Fransa'yı da dahil edebiliriz, ABD'yi de dahil edebiliriz. Birçok ülkeyi, Suriye'yi tabii ki en başta yine dahil etmemiz gerekir. Birçok ülkenin etkisinin olduğu bir yapı ve bu karmaşanın ve güç mücadelesinin bir yansıması olarak devletin ortada olmaması. Yani Lübnan'ın geçmişine baktığımızda daha Cebele Lübnan iken, mutasarrıflık iken, yani bir kaymakamlık iken Osmanlı idaresinde Fransa'nın müdahale ettiğini görüyoruz. Sonra ilerleyen dönemde Fransa'nın o Cebele Lübnan'ı genişletip ufak bir ilçeden bir devlete dönüştürdüğünü ve burada mezhepsel ayrılıkları aktif bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ve yine aynı şekilde 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Fransa'nın çekilmesinin ardından bütün aktörlerin, başta Suudi Arabistan olmak üzere bütün aktörlerin Lübnan üzerinde ciddi bir güç mücadelesi içinde olduğunu görüyoruz. Burada içerideki aktörler, yani içerideki gruplar da buna teşne olmuş durumdalar. Dolayısıyla herkesin aslında işine gelen ama kimsenin de yapıcı bir rol oynamak istemediği bir tablo ile karşı karşıyayız. Tabiri caizse benim içim yanıyor. Çünkü Lübnan'da 20'den fazla kez Beyrut'a gitmiş bir kişi olarak o Lübnan'da patlamanın olduğu yer, biz şu anda limana indirgiyoruz ama Lübnan'ın kalbi, başkentin kalbinin kalbi bir anlamda ortadan kalkmış durumda. Lübnan'daki arkadaşlarla görüştüğümde her birisinin evi, ofisi, her tarafta almış bir şekilde ve bunun evet faturası 5 milyar dolar olabilir ama siyasi ve psikolojik travması çok uzunca bir süre devam edecektir. Ve hani son sözü belki baştan söylemek gerekirse, bundan sonra peki Lübnan düzelir mi derseniz, açıkçası ben çok umutlu değilim. Çünkü o yapıdan nemalanan kişiler, içeride nemalanan kişiler ve dışarıdan müdahil olan kişiler bu yapının çok da düzelmesini istemiyorlar. Ama tabii ki burada Hizbullah önemli bir faktör. Yani Lübnan siyasetinde en etkili aktör konumundaydı. Özellikle 2000'li yıllarda ve özellikle şu tablonun altını çizmek gerekiyor. Bu Suriye İç Savaşı çıktıktan sonra Hizbullah bölgesel bir aktörden ulusal, daha doğrusu ulusal bir aktörden bölgesel bir aktöre doğru evrildi. Yani Suriye İç Savaşı'na angaje olmasından sonra, gidip orada katliamlar yapmasından ve muhalefetin yerleşini durdurmasından sonra artık şu anda Hizbullah ulusallıktan bölgeselliğe yükselmiş durumda ve Lübnan siyasetinin etkisi sanılanın aksine artık
arttı. Evet, Hizbullah'a tepki duyan bir Sünni Arap kesim var Lübnan'da ama ben sahaya gittiğimde, yani 2014, 15, 16, 17 yıllarında görüştüğümde, Hristiyan gruplarla görüştüğümde, Hristiyan gruplar aslında Hizbullah'ın Suriye Savaşı'na dahil olmasından memnunlardı. Çünkü aynı zamanda kendilerini DAEŞ'ten ve radikallikten koruduğunu düşünüyorlardı. Dolayısıyla Hizbullah'ın buradaki pozisyonu sarsılır mı, sarsılmaz mı? Bence bunun ötesine bakmamız lazım. Çünkü 2019 Ekim'inde, yani bundan yaklaşık 6-7 ay önce Lübnan'da başlayan gösteriler çok önemli bir işaret. Gösteriler ne Hizbullah'a karşıydı, ne İstikbal Hareketi'ne karşıydı, ne de diğer siyasi partileri tek başına münferit olarak yapılan bir protestoydu. Protestonun tamamı Lübnan halkının mevcut sisteme bir başkaldırısıydı aslında. Yani halk bundan memnun değil. Halk gidişata memnun değil. Bu sistemin değişmesini istiyor. Siyasi mekanizmaların hiçbirisinden memnun değil. Ama ellerine geçe geçe en fazla bir hükümet değişimi ve şu anda bu patlamayla beraber de iyice ortaya çıkan, kendisini gösterecek olan ekonomik kriz, siyasi kriz, yolsuzluklar ve sistemsizliklerle karşı karşıya kaldılar. Üst üste geldi. Hem salgın, hem patlama, hem yolsuzluk. Bu şu anda Lübnan için durum zor. Peki hocam, tam yeri geldi.